Melek Hanım sütürüyordu. Çok dayandı. Anastasya kapıdan çıkıyor, Melek Hanım soluğu stüdyoda alıyor. Anam bir de güzel ki maşallah. Teşekkür ederim. Mutlu oluyor. Oğlu ayrılık yaşıyorsa o mutlu oluyor. Ama dün de söylediğim gibi bir bildiği var diyorum. Var. Ben oğluma mesela benim ya. Annem önceleri Caner'e çok üzüldü. Melek Hanım'a niye öyle davranıyor ki dedi. Sonradan yok yok Melek Hanım haklı demeye başladı. Bak şu anda bizi izliyor. Haklı dedi. Yani oğluyla ilgili tedirginlikleri var. Ne olacağı belli olmayan bir şey bir anne onay vermiyorsa siz de biraz anlayış gösterin dedi. Öyle değil onlar çok aşık dedik. Aynı Melek Hanım gibi böyle. Aman o daha çok aşık olurdu. Aynen öyle. Ama öyle değil tabii. Bak oğlunun haline bak. Şimdi bu kimin yarattığı eser bilmiyorum. Ayrılığı. Anastasya mı yaptı bu çocuğa bu durumu? Elina mı yaptı? Melek Hanım mı yaptı? Kim yaptı Demet? Melek Hanım ve Elina yaptı. İkisi de yaptı. Başardılar. O yüzden Melek Hanım bugün hem çok güzel hem de çok mutlu. Evet. Yani dün o kadar gözyaşı döktü Caner burada. Ben gittim kuaföre. Sen güzel güzel kahveni içtin. Kuaförüme gittim, gezdim. Efendim Safiye, sen hep dedin ki Safiye, bu düğün olamaz. Ben hatta bozuldum. Niye olmasın dedim ya. Allah Allah, bir kere nikahın eşiğinden döndük ama bu çocuk burada sözler veriyor. Anastasya'ya da söz verdi. En önemlisi zaten söz verip getirmiş kızı. Söz verdi ama bir kere annesiyle zamanında tanıştırmadı. Kadını hazırlamadı. Birden getirdi kadının istemediği yabancı bir gelin. He. Ben yine hala düğünün olacağına inanmıyorum. Şey evet, kına olabilir de. Ablacığım bak. Annenle diyorsun ya öyle böyle. Ona bakarsan biz bu Türkiye'de olalı 2 seneye yaklaştık. Trusya'yla bu zamana kadar. Evet. 2 senedir dinlemiyor da bundan önce söyleseydim dinleyecek miydi beni? Büyük ihtimalle daha farklı davranırdı, yok, değerlendirirdi. Yok yok davranmazdı. Aa Şekil Ağa'da gözüktüğü gibi benim annem böyle bir insan. Ama yabancı kadın diyor istemiyor ki bak, ama Caner... ben o kızı seviyorum, o kızı ben alacağım. Kimse kusura bakmasın, annem de kusura bakmasın. Benim tanıdığım Anastasya elinde sonunda buraya gelecek. O yüzüğü de geri verecek. Ben annenle aynı fikirdeyim, bu nikah olmayacak. Kına olacaktır büyük ihtimalle. Annenle aynı fikirdeyim derken bu nikah olmayacak değil. Olmasını istemiyorum havasında söylüyorsun. Çünkü Melek Hanım bu nikahın olmasını istemiyor. Aynı fikirde, nerede aynı fikirdesin? Ben de onunla Melek Hanım gibi düşünüyorum. Çünkü he. Melek Hanım oğlunun bilinmezi gitmesini istemiyor. Onunla ilgili düşünceleri, korkuları var. Korkuları var, tehlikede olduğunu düşünüyor. Ya alıp Rusya'ya gider ve bir daha oğlunu göremezse Anastasya baskın çıkabilir. İkisi de baskın çünkü. Baskın. Evet, ikisi de baskın. Baskın. Efendim Olesa? Melek Hanım tersine gidiyor yani. Ters her şey yani iyi olmuyor. Çünkü Caner ile de bir evde mesela Türkiye'de olsa, nerede olursa olsa evlenirler. Böyle bizim gibi olurlar. Gelirler böyle karşına dururlar. Ne yapacaksın? Onlar birbirini seviyorlar. Size ne yaptılar? Yaptınız nikah. Olsun biz de sonunda başardık. Ne yaptı? Ya nikah yapmayla başarı olmuyor. Ne yaptılar biliyor musun onlar? Ha, İki tane çocuk. Tamam. Annesi babası ama nikahlı, şimdi, evet. Resmi nikahlı. Ben de bakın ben bu işin ucunda hani dedim yine de isterim ki onlar evlensin yani. 2 çocukları var, askere gidecek, liseye gidiyor, üniversiteye gidiyor. Artık çok geç kalınmış. Ben baştan yıkmak istiyorum piramidi. Onlar geçmiş artık, geçmiş olsun. Evet Şükran. Melek Hanımcığım sana hiç katılmıyorum. Bırak da biraz mutlu olsunlar. Burada çıldırttın Anastasya'yı. Sonunda ne yaptı? Yüzüğü attı gitti. Aynı şekilde de Caner'i çıldırtıyorsun. Çok güzel yaptı. Hiç fırsat tanımıyorsun. Dün mesela hani bir şey demiştin ya gidemez iş görüşmesine falan diye. Gidemez. Ya eşinin izni varsa, rızası varsa eğlenceye de gidebilir. Niçin gitmesin? Gitsin kocasını koluna taksın gitsin. Ben gecenin bir vaktinde 1 saatim var. İstanbul'u terk edip gideceğim. Hemen iş konuşalım. Kulüpte gel görüşelim. Hayırdır ya. Hayır. Bana ters şey diyor. Niye? Ama sana normal gelen oraya ters gelebilir. Tabii canım. Bana ben ters böyle bir geliyor. Şeyin içinde olmak istemiyorum diyor. Ya kadın. Şöyle bir şey. Ya benim eşimin izni varsa ben arkadaşımla da eğlenmeye giderim iş görüşmesine. Annemle de giderim. Eşimin haberi var.
Şükran sen yaş olmuş. Kaynanan karışamaz. Hayret bir şey. Her yere gidebilirsin. Bir dakika. Ne dedin? Şükran olmuş benim gibi yaş 50 artık. Nereye gitsen fayda yok. Hayır yok. Hayır. Sen gidebilirsin. Sen ya. Gidebilirsin. 20 yaşında bir genç kız. Güvenmediği, bak güven, ben güvenmiyorum, sevmiyorum, istemiyorum dediği Elena'nın yüzüğü alıp yere atanın, benimle zıtlaşan, nefret eden bir kız olduğunu ifade eden oğlumun. Peki acaba atamaz yani. Acaba Elena'nın kafasında Anastasia ile ilgili başka düşünceler olabilir mi? Tabii ki. Artık Elena buradaki ortamı görüp, Melek Hanım'ın tavrını görüp, Caner'in annesini asla ezmeyeceğini, asla yıkıp geçmeyeceğinin farkında. Caner istediği kadar öfkeli. Anne bak annemsin ama bundan sonra seni tanımıyorum dese de biz biliyoruz ki Caner annesine düşkün bir delikanlı. Acaba Elena bunların farkında olduğu için kardeşini buradan koparmak mı istiyor? Acaba Melek Hanım şu konuda haklı mı? Yani hani başka bir durum olduğunda bak bunlar seni çiğner gider Caner. Sen buna mı inanıyorsun? Şimdi o da yalnız kaldı. Elena yalnız kalıyor. Kardeşinden ayrılıyor. Eğer ben kabul etsem kesinlikle görüşemezler. Böyle bir yasak getiririm. Ama ben istemiyorum. Ben oğlumu... Ya ben aslında yabancı gelin istemediğimin farkına vardım. Ben Anastasia'yı istemiyorum. Ben Anastasia'yı sevememişim. Nasıl ki Caner Elena'yı sevmiyorsa ben de onu sevmiyorum. İsterse altın top olsun. İstemiyorum. Ama Caner önceden Elena'yı seviyordu canım. Sen Anastasia'yı hiç sevmedin. Hiç sevmedim. Hiç şans vermedin. Elena, elini uzatmadın. Elena'nın yüzünü Caner sonra gördü Sedacığım ya. Sonra gördü, maske düştü ya. Şimdi bir şey söyleyebilir miyim Seda abla? Elena o kızın ablası. Hani diyor ya burada gecenin bir vakti bir yere gidemez falan filan hayırdır ya diyor. Hmm. Şu anda bir ima yatıyor. Çok büyük bir ima yapıyor aslında. Ama bunu tabii bazısı anlıyor, burada bazısı anlamıyor. Çok ağır şey söylüyor aslında. Söylüyor, söyledi de. Anladın mı? Bak demin de söylemiş tabii. Oldu. Bak ben sesimi çıkarmıyorum, ben sadece nişanlımı bekliyorum. Nişanlım buraya gelsin abla, kınamı da nikahımı da yapayım. Hani diyordum ya Türkiye'de yaşayayım. Evet. Ben alacağım eşimi, elinden tutacağım, Rusya'da yaşayacağım. Ben annemle uğraşamam abla bu şekilde. Bak o benim annem, yine o benim başımın tacı, gönlümün sultanı ama böyle yapmaya devam ederse benim evliliğim... Şimdi sana bir şey söyleyeyim mi? Bak 20 yıl sonra tekrar çok şükür evlendiler. Çünkü kocaman boyunca çocukları var. Biz çok mutlu olduk. Bir de Olesa'yla Mehmet'in evliliği mübarek kandil gününe denk geldi. Nikahlarını kıydılar. Hala Mehmet'in kuzeni Doğan karşı geldi. Amcası Mehmet Bey, Mehmet'i ve Olesa'yı kapıdan kovdular. Az kalsın zaten kovarken düşüyordu bu sefer. Yani düşeceğim evet, bir şey olacak diye ya bir sinir krizi geçirdi yani. Yani yemin ediyorum hani çok sinir krizi nedir biliyor musun? Bir gülücük gülmeye yani, başladı. Bilmiyorum ya ben kendi ne kendi oluyor ya bu kadar da olmaz ya. Ya bu kadar i̇nsan da olmaz. Kadar yani sinirim şey yapmaz. Allah. Biliyorum. Ya az kalsın. Zaten ameliyatlı zaten şeydir. Allah hadi korusun. Düşseydi. Yani Olesa bu kadar naif bir kadın olmasına rağmen kabul edilmiyor. Anastasia bir de dik kafalı bir kız. Caner, işin çok zor. Hep söyledim zor bunu. Yine söylüyorum. İşin çok zor. Anastasia sosyal medyadan bir paylaşım daha yapmış. Görelim bakalım. Evet, Dostoyevski'nin bir sözünü paylaşmış Anastasia. Aslında insanı en çok acıtan şey... Hayal kırıklıkları değil, yaşanması mümkünken yaşayamadığı mutluluklardır. Aynen öyle. Şu an onu yaşadı işte bu kız da. Annem sağ olsun. Ben seni almaya geldim. Sen beni alamazsın. Yüzükler atılmış, bitmiş, gitmiş. Sen bırak, beni... unut. Oho neler sever, neler bak benim neler yüzüğüm bulursun. Parmağımda, ben burada bekliyorum. Gel, sen beni alamazsın. Gel tüpelimi, gidelim yok. Evimize. Seni ben almaya geldim. Ben nişanlımın elini tutarım, seni niye elini gitti, tutayım? Gitti bak anne? Ne güzel. Oh tamam bitti. O sevgisi gelecek. Bu kadarmış. O gelecek. Bir yüzüğü beş günde bir çıkarıp atıyor. Beş günde bir taşıyamıyor yani. Bırak. Ne sevgisi ya, neyi sevme. Seni seven nerede? Ya nerede? Şöyle bir senin şey yokluğunda... Melek Hanım, şöyle bir şey var. Mesela hani ben, bak 18 yıldır biz de mücadele veriyoruz. Biz farklı şehirlerde yaşıyoruz, onlardan uzak yaşıyoruz. Nikahlandık, boşandık, bir daha nikahlandık. Gene herkesten uzak. Evet.
Çocuk da yapacak aynısını. Yaptığı zaman daha mı güzel olacak? Başı yanacak, yapmayacak. Ya başı yanmasın diye işte biz... Çocuk başı yanmasın diye senden onayı bekliyor. Sen de bu duruma düştün. Düştüm. Bunu zaten yaşadın. Aynısını yaşıyor. Şu anda onun içindeki fırtınaları sen aldın. Abla biraz önce gelirken ya Mehmet abi bir seninle konuşmak istiyorum ya. Artık yani fırtına olmuşum ya ben ne olacak içim var ya öyle bir oluyor ki. Ne ya ben birine kafa danışmam lazım diyor. Allah Allah. Yazık günah değil mi ya? Gelsin hiç mi için acımıyor? Anlatsın. Benim annem bana düzgün şeyler söylemiyor ki ben annemin yanına geleyim akıl alayım ya. Oğlum ben benim annem düzgün şeyler söylüyor demiyor. Aşkına sahip çık, aşkının peşine git, gerekirse Rusya'ya git demiyor. Yani psikoloğa götüreyim, onunla konuş dertleş. İstemiyorum. Psikoloğun da psikolojisi bozulur benimle konuşurken. Konuşmasın benimle. Şu anki psikolojimle onunkini de bozarım ben. Vazgeç, vazgeç. Giderim bak evini alayım, arabanı, hayatına çizeyim. Alma. Zaten bak bir dakika bak şimdi sen burada diyorsun ya anne. Yok sana daire alayım, arabanı değişeyim falan. Zaten benim var. Senin üstünde benim kendime ait. Ben ilk başta söylemiştim burada. Dairem de var, arabam da var. Ben bunları istesen de istemesen de elinde sonunda alacağım anne. Caner nereden var? Anladın mı? Nereden var? Söyle. Babamdan var. Babandan yok. Annenin babasından kalanı. Ben sana vermek istedim. Babandan kalanları kardeşlerine verdim. İşte o kardeşlerine geri alırım ben. Benim babamdan bana kalanı benim müteahhite verdim, yediler, borcunu ödedim. Onlardan beni ilgilendirmez. Tamam vermesen mevzu vermem şu anda benim bu yani. Değil. Bak mirasa döndürme. Mevzu şu an bu değil. Değil. Anladın mı? Şimdi ben söyleyecektim. Sizin mevzunuz bal kavgası değil. Tamam vereyim. Melek Hanım'ın derdi bunu belli. Bunu kapat yani. Caner'in derdi evet, belli. Ben bana bak, malla mükteşimle onunla işte. Anne bak ben burada sana burada bağlandığında dün de söyledim. Bana buraya böyle buradan şuraya kadar servet döşesen ben Anastasya'dan vazgeçmem bak. Bunu söylemekten ben çok sıkıldım. O kız da dünya serveti olsa... Ben o kızı istemem. Tamam bitti. Ben istiyorum. Seni ilgilendirmem. O kız ya buraya gelsin. Ya istemezsin. Sedalı öyle bir şey ricam yok. Var. O yok, kız buraya yok. Geldiği zaman biz kınamızı da yapalım, nikahımızı da. Ben alıp vallahi gideceğim. Vallahi bizim Aydoğan artık. Abimiz arıyor. Gelmem. Bitti. Bitti diyor. Efendim Tülay. Bitti diyor. Bitti. Yeter gururum ayaklar altına alındı demiş. Caner Anastasya'yı bu birliktelikte o kadar çok yordun ki. Yani bir baktın. Annen tarafı oldun. Hiçbir zaman Anastasya'ya destek olmadın. Geçenlerde ne dedin? Çocuğumuz olursa bile illa annemin ismi annemin ismi. Kız o kadar yoruldu ki en sonunda... Niye ismi takmakla mı yoruldu abla şimdi? Ama... Sen de bak öyle şeyler hayır. Söylüyorsun ki Allah'ını seversen. Benim Anastasya'ya sahip çıktığım kadar hiç kimse çıkmıyor burada. Yok canım. Ben bunun üstüne kalıbımı da basarım. Hayır. Anastasya kadar bu ilişkide mücadele etmedin. Anastasya... Ya ne mücadelesi etti Allah aşkına ya nişanlım için niye? Ben mücadele ettim burada. Kaç yine defa... Gelsin buraya elini ayağını öperim ben ondan yine özürümü dilerim. Hayır bak. Ama hatalı taraf o annemin yüzünden bu kız kalktı gitti. Tutarsız buna. Davranıyorsun. O kız annenin kapısına 7-8 defa gitti. Ben tutarsız davranmıyorum abla sen bana kim mi? Mücadele ben etti. Ben tutarsız davranmıyorum. Ben neyse tek... ona göre kitabına ablasına göre gidiyorum. Ablasına bile tahammül edemiyorsun. O kadar fedakarlık yaptı ki senin için... Hep aşağılandı. Gene de Caner'i seviyorum dedi. Onun ablası onun beynini yıkıyor. Onun ablası iyi bir insan değil. Onun ablasını benim kadar tanımıyorsunuz. Boşa yorum yapmayın. Ay böyle yaparsan bu kız gelmez. Annen ne yapıyor? Senin bak Elina an... izliyordur şu an. Şu an yapman gereken ondan nasıl özür dilerim, onu nasıl tekrar kazanırım diye mücadele etmen lazım. Ama sen ne yapıyorsun? Sadece ya ben Anastasya'ya ulaştığım zaman Anastasya'nın gönlünü de alırım. Anastasya'yı geri de getiririm. Bak ben bunu yaparım. Yeter ki Anastasya'yı bulabileyim. İşte ulaşmaya yok abla çalış. Dünden beri arıyorum yok. İstanbul kazan ben yok, kepçe yok. Bize de tepkisini gayet net dile getirmiş. Gelmeyeceğim gururum ayaklar altına alındı. Ablama da bana da hakaretler edildi.